Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep burcunda ilerliyor olacak. 21 Kasım'dan sonra ise Yay burcuna geçiyor. Bu ay doğan, yani 21 Kasım'dan itibaren doğum günü olan tüm yay burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, Kasım ayına güçlü tesirlerle başlıyoruz. Çünkü 31 Ekim'de ayın sonunda 8 derece boğada önemli bir dolunay meydana gelmişti ve bu dolunay tesirleriyle Kasım ayı başlıyor. Zaten Kasım ortalarına kadar da bu tesirler devam edecek gibi görünüyor. Uranüs etkili, biraz sürprizli, değiştirici, dönüştürücü, heyecanlı bir dolunay etkisi altındaydık. Bu dolunay tesiriyle gerek sağlık konuları, günlük hayatınızın koşulları, belki iş ve çalışma konularınız olabilir. Buralarda bazı sürprizlerle, bazı dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Ve retro gezegenlerimiz biliyorsunuz Ekim ayında bizi çok zorladı. Kasım ayında bunlar artık tamamlanıyor. Bu retrolar bitiyor. 3 Kasım'da öncelikle Merkür terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. 11 Kasım'a kadar Merkür terazi burcunda ilerleyecek. 11 Kasım'dan sonra ise Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek. Merkür'ün düzelmesiyle beraber artık yarım kalan projelerimizle daha rahat ilgilenebileceğiz. Bazı sorun yaşadığımız arkadaşlarla olan iletişimlerimizi çözümleme fırsatlarımız olacak. 11'inden sonra ise özellikle kendi alanınıza odaklanmanız, biraz dinlenmeniz, bilinçaltınızla ilgili bazı çalışmalar yapmanız, yalnız yapacağınız iş ve çalışmalara daha rahat odaklanmanız da mümkün olacak diyebilirim. Ayın 14'ünde ise Mars retrosu sona eriyor. Koç burcunda biliyorsunuz yaklaşık 2 aylık bir retrodan sonra 14'ünde ileri harekete dönecek. Koç burcundaki ilerlemesi size yarayan bir transit aslında, çünkü 5. evinizde sizin gibi ateş elementinde koç ve kendi burcunda çok güçlü. Bu dönemde ayın 14'ünden itibaren her türlü kişisel girişim alanında daha heyecanlı, daha coşkulu olabilir. Özgüveninize tekrar kavuşabilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenebilir. Bireysel anlamda daha özgür hareketlerde bulunabilirsiniz. Çocuklarla ilgili de biraz daha fazla belki heyecan var, biraz daha hareket var, enerji harcayabileceğiniz bir döngü içerisinde olabilirsiniz. 12 Aralık'ta Jüpiter-Plüto kavuşumumuz, 12 Kasım'da Jüpiter-Plüto kavuşumumuz tekrar meydana geliyor. 2020'nin en güçlü hareketlerinden birisi bu. Oğlak burcunda sizin para evinizde olacak. Büyük güç anlamına gelir. Büyük bir güç, büyük bir kuvvet alma potansiyeliniz var aslında. Finansla ilgili konularda. Evet, zaman zaman özellikle Ekim ayında bu parasal konularda biraz mücadeleler, biraz baskılar hissettiniz. Bu bir borcun baskısı da olabilir. Bir ihtiyaç olabilir. Sorumluluklar olabilir parayla ilgili. Bu ay bu sorunları daha rahat çözme imkanlarımız var. Jüpiter-Plüto kavuşumu bu sefer desteğiyle beraber geliyor diyebilirim aslında. Çünkü bu etkilerle beraber 15 Kasım'da Akrep Burcu'nda güzel bir yeni ay doğacak. 23 derece Akrep Burcu yeni ayı 12. evinizde doğacak. Ve Jüpiter-Plüton'dan da güzel bir destek alacak. Üstelik artık retro gezegen tesirlerimiz de yok. Hem Mars hem Merkür hem diğer birçok gezegenimiz ileri harekette olacak bu yeni ay döngüsünde. Dolayısıyla Akrep yeni ayı aslında 2020'nin bizim için en verimli değerlendirebileceğimiz yeni aylarından birisi. Bu hem parasal konularda bazı destekler almamızı sağlayabilir, hem de sorunları çözme adına bize önemli, açık ya da gizli yardımlar getirebilir. 12. eviniz çoğunlukla biraz hani daha ruhsal, daha manevi konulara işaret eder. Yani hayatın şu dönemde anlamını aradığınız, sorguladığınız bir süreçte olabilirsiniz. Veya zorunluluk nedeniyle biraz toplumdan izole oldunuz, biraz uzaklardasınız. Belki bir tedavi için bir hastane, klinik ve benzeri yerlerde bulunmanız gerekebilir. Veya biraz hani yalnız yapacağınız işler için inzivada olabilirsiniz. Bunları da işaret edebilir bu yeni ay döngüsü, ama tüm bu oluşlar daha rahat ilerleyecek. Daha hedef odaklı olacaksınız ve en azından kendinizi iyi ve güvende hissedebileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz sevgili yaylar. Evet, gizli yardımlar adına, maddi manevi yardımlar adına bu yeni ay çok önemli tesirler getiriyor. İş hayatınızdaki bazı sorunları daha rahat ele alabilir, çözümleyebilirsiniz. Ruhsal konularda önemli, güçlü
açılımlar elde edebilirsiniz bu yeni ayın döngüsüyle beraber. Özellikle kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar özellikle toprak ve su burçlarındaysa, parasal konularda da şanslar sizinle olabilir. Maddi anlamda güçler elde edebilirsiniz. Manevi konularda da önemli açılımlar elde edebilirsiniz sevgili yaylar. Evet, ay sonuna kadar olan süreçte bu yeni ay döngüleri etkilerini sürdürecek. Ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek ve 21 Kasım'dan itibaren artık güneş sizin burcunuza geçiyor. Güneş sizi aydınlatacak. Enerjiniz, yaşam enerjiniz daha da bir coşacak. Yaratıcılığınız artacak. Ay düğümleri de ikizler yay aksında biliyorsunuz. Aslında ay düğümlerinin de burcunuzdaki hareketi sizin adınıza Haziran'la beraber başlayan ve 2021'in son aylarına kadar devam edecek olan daha kadersel, daha güçlü bir süreci işaret ediyor. Tutulmalar da sizin burcunuzda olacak bu dönemde ve Güneş'in burcunuza geçişi aslında 2020'nin ikinci tutulma döngüsünü de işaret ediyor. Ve 15 Kasım'dan itibaren ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek ve ay sonunda 30 Kasım'da Dolunay fazına ulaşarak 8 derece ikizler burcunda ay tutulması meydana gelecek. 2020'nin son ay tutulması. İlişki evinizde tam karşıt burcunuzda meydana geliyor sevgili yaylar. Evet, özellikle kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Güneş burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa, bunun için doğum gününüzün özellikle 26 Kasım'la 3 Aralık arası olması gerekiyor. Bireysel olarak çok güçlü tesirler alabilirsiniz. Yükselen yaylar, yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa yine sizin için çok tesirli, önemli olabilir bu ay tutulması. Tutulmalar daha kaderseldir. Daha uzun vadeli, daha kalıcı, çoğu zaman da bizim çok kontrol edemediğimiz durumlarla alakalıdır. Ve ilişki dinamiklerinizde önemli bir aydınlanmanın, bir farkındalığın olduğu bir süreç. Evlilik gibi konular, işbirlikleriniz, ortaklık girişimleriniz, yakın arkadaşlıklarınız, önemli kararlar verebilirsiniz. Süregelen ilişkilerde bazı güçlü dönüşümler olabilir. Evet, bazen ayrılıklar da olabilir. Eşinizle, partnerinizle ilgili, karşınızdaki kişilerle ilgili önemli bilgiler elde edebilirsiniz bir anda. Aydınlanabilir bazı belirsiz konular ya da net olmayan konular bir anda aydınlanabilir. Kuzey düğüm yönünde olması bu ay tutulmasının ilişkileriniz adına daha yapıcı da olabilir. Yani bazı sorunlarınızı çözerek, ilişkilerinizi güçlendirerek geleceğe dair adımlar atabilirsiniz örneğin. Evlilik kararlarını destekleyebilir örneğin. İşbirliklerinde daha yapıcı bazı adımlarda, ticari gelişmelerde de yapıcı adımlar bu ay tutulmasının tesirleriyle beraber yaşayabilirsiniz. Ve yılın sonuna kadar aslında önümüzdeki bir ay bu etkiler devrede olacak diyebiliriz. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.